evliyadan gelen kelam, okunan Kur'an değil mi? Gerçek velinin sözleri, Sure-i Rahman değil mi? Ey kaygısız, halin ne ola? Sen de gidersin bu yola. Hak kerem etse bir kula, Hak günden ayan değil mi? Vakitleriniz hayrola, ayırlar fetola, şerler defola. Mümkün münafıklar berbat ola, müminler şat ola, meydanlar abat ola, sırlar mesur ola. Bazıları hayata yoksullukla başlar. Sonra türlü türlü zorluklar, mücadeleler derken zenginliğe ulaşırlar. Bazıları ise zenginlik içinde doğarlar. Savaşlar yaşarlar, afetler görürler ya da hastalıklar geçirirler ve kendilerini bir anda yoksulluk içinde bulurlar. Tarih böyle hikayelerle doludur. Fakat bir de gözünü kırpmadan her şeyi bırakanlar vardır. Tacı, tahtı, dünya saltanatını. Bu gerçek hikayeleri bizzat yaşayıp yaratan insanlar da enderdir. Tıpkı Alaiye Sancağı Bey'inin oğlu Kaygısız Abdal gibi ya da doğduğunda kendisine verilen ismiyle söylersek Gaybi gibi. Kesin olmasa da Gaybi'nin 1340'lı yıllarda doğduğu tahmin edilir. Dünyaya gözlerini açtığı Alaiye, yani bugünkü adıyla Alanya, Orta Çağ'da Anadolu'nun Akdeniz kıyılarındaki önemli liman kentlerinden biridir ve Karamanoğullarına bağlı olarak kurulan bir beyliktir. Gaybi sarayda doğar ve oldukça iyi bir eğitimden geçer. Çocukluğunda zamanının bütün ilimlerini tahsil eder. Bunun yanı sıra silahşörlük, pehlivanlık, avcılık gibi maharetleri de mükemmel şekilde öğrenir ve tam bir beyoğlu olarak yetişir. Gaybi 18 yaşına geldiğinde, günlerden bir gün her zamanki olağanlığıyla saray görevlileriyle birlikte bir av seferine çıkar. O henüz farkında değildir ama bu av seferi onu tümden değiştirecek ve adını yüzyıllara taşıyacaktır. Gaybi dağlarda av peşinde koşarken zamanı ve mekanı unutur. Ansızın bir tepe üzerinde kendilerine bakan ceylanı görür. Hemen tirkeşinden bir ok çıkarıp kirişe koyar, nişan alır ve oku atar. Kirişten çıkan ok ceylanın sol koltuğunun altına saplanır. Fakat ceylan yere yıkılmaz. Sıçrayıp kaçar. Gaybi de ardına düşer. Yaralı ceylandan durmadan kan akar. Sıkı bir takip başlar. Dağlar, vadiler geçerler. Nihayet bir sahraya inerler. Yaralı ceylan can havliyle büyük bir dergahın kapısından içeri girer, Gaybi de hemen arkasından. Burası Antalya'nın Elmalı kazası yakınlarındaki Alevi Bektaşi dergahı olan Abdal Musa Sultan dergahından başka bir yer değildir. Dervişler, Gaybi'nin yaralı ceylanı almak için geldiğini Abdal Musa'ya bildirip kendisini onun yanına getirirler. Abdal Musa, attığın oku görsen tanır mısın diye sorar. Gaybi de, bilirim sultanım, çünkü okta Alaiye Sancağı Bey'inin nişanı vardır der. Abdal Musa, bak şimdi, gör okunu diyerek kolunu yukarı kaldırır. Koltuk altına saplanmış oku gösterir. İşte bu mucizevi olaylarla dolu efsane, Gaybi'nin yaşamında çok önemli bir dönüm noktası olur. Gaybi pişman olup utanır. Bir süre korku ve heyecandan kendine gelemez. Kendine gelince de hemen sultanın elini öpüp ondan özür diler.
bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler, suret ile kaş değil. Gaybi yaşadığı bu olayın etkisinde kalır. Artık ne babasından kalacak tahtı ne de dünya malını gözü görür. Tek dileği Hacı Bektaşi Veli'nin dervişi olan Bektaşi Piri Abdal Musa Sultan'ın yanında kalıp yola girmektir. Aşk ateşi bir kere düşmüştür Gaybi'nin içine. Durmak, beklemek ona göre değildir. Sanki bulutlar ona doğru gitmektedir. Kuşlar ona doğru uçmaktadır. Rüzgarlar ona doğru esmektedir. Gaybi'nin içinde kopan fırtınalar da Gaybi'yi karşı konulmaz bir güçle ona doğru yöneltmektedir. Artık ne tacı, ne tahtı, ne beyliği düşünür. Akdeniz yakası, Aydın illeri, kuşlar gider bizim Dede Sultan'a. Cemalin görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim Dede Sultan'a. Sözleri onun bu duygularını ifade için yeterlidir. Birimiz üstadımız Hünkâr Hacı Bektaş Veli Balım Sultan efendilerimiz mühim ve destekçimiz ola. Artık Gaybi geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. O bu yolun aşığıdır artık. Kılıç sallar Yezidlerin kastına. Ali Zülfikar'ın almış destine. Tümen tümen genç Ali'nin üstüne erler gelir Şahım Abdal Musa'ya. Benim bir isteğim vardır Kerim'den. Yezid bilmez erenlerin sırrından. Kaygısızım cüda düştüm pirimden. Erler gelir Şahım Abdal Musa'ya. Gaybi, Bektaşi ritüellerine göre tıraş edilir, taç ve hırka giydirilip beline kemer bağlanır ve bir posta oturtulur. Bana derler ki şeyatin senin yolunu azdırır. Ben şu zerrak sufilerden gayri bir şeytan bilmezem. O şah-ı hüsnün ışkına özümü hiran kılmışam. Kaygısız abdaldır adım, cübbe ve kaftan bilmezem. Gaybi, menakıp nameye göre 40 yıl Abdal Musa dergahında Alevi Bektaşi yoluna hizmet eder. Onda artık beylikten ve dünya hayatının gösterişinden eser kalmamıştır. Bu hali gören Abdal Musa, onun yüzüne bakıp, Gaybi, kaygudan kurtuldun, kaygısız oldun deyince, o günden sonra artık Kaygısız Abdal olarak anılır. Artık o, bu yolun dervişi olmuştur ve onu bekleyen hizmetler vardır. Pirine niyaz eder ve izin ister. Abdal Musa, Kaygısız'ın yetkin duruma geldiğini gösteren bir icazetname verir. Ve artık yeni mekanlarda insanları aydınlatmak için yola çıkma zamanı gelmiştir. Kaygısız, 40 kişiyle beraber 1397-98 yıllarında Mısır'a gitmek için yola koyulur. Bu uzun ve zorlu bir yolculuktur. Bu sırada Mısır padişahı bir ziyafet tertip etmektedir. Fakat bu ziyafette padişahın bir şartı vardır. Yaklaşık 1 metre boyunda kaşıklarla yemek yenilecek ve kaşığın en uç tarafından tutulacaktır. Bunun üzerine ülkenin 4 bir yanına haberler salınır. Önde gelen alimlerin yanı sıra Kaygısız Abdal ve 40 yoldaşı da davetliler arasındadır. Sofralar kurulur. Uzun saplı kaşıklarla yemeleri için öncelikle alimlerin yemeye başlaması istenir. Ancak alimler çok çaba göstermelerine rağmen
kaşıkları ağızlarına götüremezler. Yemekleri üstlerine başlarına dökerler ve sofradan aç kalkarlar. Sıra kaygısız ve yoldaşlarındadır. Dervişler karşılıklı olarak sofraya oturur ve kaşıklarını ellerine alıp karşılarındakine uzatarak yemeklerini afiyetle yerler ve sofradan tok olarak kalkarlar. Böylelikle karşısındaki insanın haklarına öncelik verenlerin dünya sofrasında aç kalmayacağı mesajını vermiş olurlar padişaha. Kaykusuz aptal Kahire'de Kasrül Ayn adlı bir tekke kurarak Bektaşiliğin burada yayılması için çalışır. Bu dergahta yetişen insanlar da yüzyıllar boyunca başka yerlerde bu inancın yayılmasına vesile olur. Bize ayar olana hak yar olsun. Göreyim dünyada berhudar olsun. Bizim önümüzce kuyu kazana ana yardımcı perverdigar olsun. Kaygısız aptal bu sözleriyle kendisine kötülük edenlere bile iyilik etmekten çekinmediğini, onları affetmenin daha doğru olduğuna inandığını anlatır. Kaygısız aptalın ölüm tarihiyle ilgili herhangi bir belge yoktur. Ama yapılan araştırmalar sonucunda 1440 yılları civarında öldüğü anlaşılmıştır. Onun kurduğu dergah, yüzyıllarca Bektaşi inanç kimliğini taşıyan insanlar yetiştirmiş, ancak 1957 yılında Mısır hükümetinin aldığı bir kararla kapatılmıştır.